Merhaba herkese, kanalıma hoş geldiniz. Bu video şunu açıklamak istiyorum. Koronavirüsü çıkmadan önce çekildi. Yani korkunuz olmasın. Tekirdağ'a geldim. Tekirdağ'a gitmiştim. Daha doğrusu Namık Kemal'in evi olan Tekirdağ'daydım o zamanlar. Ama şansıma müzik kapalıydı. Buraya gelmeden önce mutlaka açık olan günlerine bakın diyorum. Namık Kemal Türk milliyetçiliğine ilham olmuş birisidir. Ve edebiyat, tiyatro alanında bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Eserleriyle Mustafa Kemal Atatürk'ü bile etkilemiş bir şahsiyettir. Ve çok zaten ünlü tanınmış bir insandır. Tekirdağ denilince köftesi ve hayrap bolu tatlısıyla ünlü olmakla birlikte tarihi de göze çarpıyor. Ve İstanbul'a yakınlığı da yani bir saatlik yolda Tekirdağ'a ulaşabiliyorsunuz. Rakoçzi Müzesi var. Adı biraz zor söyleniyor da. Önceki girişlerimde gidememiştim bu müzeye. Şimdi birlikte sizinle gezelim. Girişinde 5 TL'ye verip gezebiliyorsunuz. Bu müzenin hikayesi ise Osmanlı döneminde Macar bir prensin 1735 yılında Tekirdağ'daki bu eve sığınmasıyla başlıyor ve Türkiye ile Macaristan dostluğunu simgeleyen bir müze haline getiriliyor. Hatta yılda bayağı bir Macar turist geliyor. Yani sırf Macarlar bu müzeyi görebilmek için bile buraya geldikleri söyleniyor.
Ertuğrul Fırkati'nin hikayesini biliyor musunuz? Hatta Türkiye ile Japonya ile ortak bir tane film yapıldı. Benim haberim bile yoktu. Ama onu mutlaka izleyeceğim ben de. Japonya ile Osmanlı arasında geçen bir olay aslında. Şimdi onu anlatalım. İkinci Abdülhamit Han, Japonya ile olan ilişkileri daha da kuvvetlendirmek amacıyla 120 yıl önce Ertuğrul Fırkati'ni gönderiyor. Dönüş yolunda ise Yokohama'dan kalkan Ertuğrul Fırkateyn 16 Eylül 1890 tarihinde çok büyük bir fırtınaya kapılıp Pasifik Okyanusu'nun derinliklerine gömülüyor. Bu kazadan sadece 69 kişi kurtulabilmişti. Oshima köyündeki insanlar Japonya bilmeyen bu milletin Osmanlı harp gemisi mürettebatı olduğunu görünce direkt yardım ediyorlar. Oshima'daki yaraları direkt Kobe'ye transfer ettiler ve bu dönemde zarfında Japonya hükümeti çok iyi şekilde yaralılarla ile ilgileniyor. Ve iyileşen hastaları İstanbul'a Kongo ve Hiyei gemileriyle 2 Ocak 1891 yılında Dolmabahçe Sarayı'na demir atılıyor. Ve bu kazayla birlikte Japonya ve Türkiye arasında çok sıkı bağların oluşturduğunuz zaten söyleniyor ve gözleniyor açıkçası. Bu döneme baktığımızda Japonya ile Türkiye ile arasındaki ilişkiler gerçekten çok sıkı olduğunu görebiliyoruz. Yani buradaki mesela İstanbul'da iki tane Japon parkı var, bir Beylikdüzü'nde, bir tane de Sarıyer taraflarında var, Balta Limanı tarafında çok güzel orası. Bu Nisan aylarında orada sakura çiçeği diye bir sakura çiçek değil ki, sakura ağacı diye bir ağaç var. Sadece belli 2 haftalık çiçek açıyor, böyle pembe, çok güzel. Ondan sonra bu çiçekler dökülüyor. Sadece yılın 2 haftası bu çiçekler ortaya çıkıyor. Hatta Japonya'da bununla alakalı böyle günler oluyor. Mesela sakura günleri, ondan sonra sakura ağacında piknik günleri yapıyorlar. Yani çok güzel bir olgu. İşte koronavirüs olmasaydı oraya gitmek istiyordum. Çünkü geçen yıl gitmiştim. İnanılmaz güzel görüntülere sahip. Ve çok seviyorum böyle onun altında oturup kitap okumayı, oturmayı. Çok güzel bir ambiyansı oluyor. Eğer ki zamanınız olursa mutlaka görün derim. Çünkü bu Japonlar için sakura ağacı aslında çok önemli. Bu hayatın iyi ve kötü yanlarını gösteren bir örnek olduğunu söylüyorlar. Yani onlar için önemli. Yani 2 hafta bütün güzelliklerin olduğunu ve normale döndüğünü anlatıyor aslında. Eğer videomu beğendiyseniz siz kanalıma abone olup videolarıma destek olmayı unutmayın lütfen. Sizin destekleriniz sayesinde bu kanal büyüyor. O zaman görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.